Mutlu günler. Futbolda sezonun son haftalarına girilirken şampiyonlar da bir bir belli olmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de Mistikom 2. Lig Kırmızı Grubu'nun şampiyonu Eyüpspor bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiler ve bugün de Eyüpspor Başkanı Sayın Murat Başkan'la ve Fatih Bey ile beraberiz. As Başkan, başkanım hoş geldiniz. Hoşum, Fatih hoş geldiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Şampiyonluğunuz hayırlı uğurlu olsun. Sıcağı sıcağına isterseniz buradan başlayalım. Nasıl bir hissiyat var başkanım? Neler söylersiniz? Valla çok şampiyonluklar duyduk, gördük, hissettik ama bu bambaşka bir duygu. Ee, verdiğiniz emeğin karşılığının gelmesi sizde ayrı bir tat ve ayrı bir haz oluşturuyor. Hatta Fatih ile beraber Eti maçından sonra döndüğümüzde işte hem takımı dedik artık %99 oldu şampiyonluğumuz. Ee, o akşam yediğimiz yemeği hiçbir zaman unutmayacağım fark beraber evet. <laughs> çok rahatlamış bir şekilde en mutlu olduğumuz an diyebiliriz. Ertesi gün yine yeni sezon planlamalarına başlamıştık <laughs> ama bir günü çok güzel geçirdik. Sadece bir günlük bir kutlama. Evet. evet. Ee, sonra resmi olarak da işte son maçta da resmileştirdikten sonraki duygularımız tabi inanılmazdı ee, yaşamak lazım ama futbolda biliyorsunuz 90 dakika ve o günü yaşadıktan sonra geleceği planlamanız gerekiyor. Sağ olsun Fatih ile beraber tekrar geleceğe dönmeye başladık. Hayallerimizin peşinden koşuyoruz. Şampiyonluk güzel bir şey. Herkesin yaşamasını tavsiye ederiz. Muhakkak. Fatih Bey siz nasıl tanımlarsınız? Ya açıkçası başladığımız günde ilk acaba şampiyon olabilir miyiz diye başladık. Hiçbir hı hı. zaman mutlak şampiyon olacağız gibi bir iddia ortaya koymak istemedik. Beklentileri arttırmamak adına. Ama kendi içimizde bu noktada çok hırslıydık. Yani bunu başarırsak bunu hem Eyüp'lüleri, Eyüp, Eyüp çok mutlu edeceğimizi hem de bundan çok onur, kıvanç duyacağımızı biliyorduk. Başkanımızla beraber sağ olsun o da kendisi ortaya çok bir, bir, ciddi bir vizyon koydu. Taşın altına elini koydu. Gece gündüz emeğine enerjisini koydu. Biz de kendisine layık bir şekilde sorumluluğumuzun bilincinde iş alakıyla güzel bir ekip ruhu, takım ruhu yakaladık. Sonra zaten sezonun içinde bize her geçen maç, her geçen gün bunu başarabileceğimiz duygusunu hissettirdi. Bugün de çok şükür başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Mahcup olmanın, olmamanın da keyfini yaşıyoruz. Kesinlikle o gurur da size ait kesinlikle. Başkanım peki Eyüp Spor'un başına geçtikten sonra, başkan olduktan sonra bütün borçları sıfırladınız. Ve kulübü dipten zirveye doğru taşıdınız ve en sonunda da şampiyonluk geldi. Nasıl geri dönüşler oluyor bu anlamda? Şimdi şampiyonlukla ilgili geri dönüşler inanılmaz. Biz bu kadarını beklemiyordum. Yani 1500'e yakın mesaj geldi. Eyüp küçük bir camiaydı ama e, yankısı tüm Türkiye'yi, hani spor da bir fotoğrafımız vardı. Tüm Türkiye'den e, çok güzel olumlu dönüşler aldık. Mutluyuz dediğim gibi. Teşekkür ederiz Türkiye'ye. Spora <laughs> olan bu kadar düşkünlüğünü göstermiş oldu. Umarım onlara layık bir spor adamı olarak hayata devam ederim. Herkese buradan teşekkür ediyorum. Sezon başında kırmızı grup, beyaz gruba göre nispeten biraz daha kolay gösteriliyordu. Hatta kırmızı grupta da şampiyonluk favorileri olarak Eyüp Spor vardı ve Sakarya Spor vardı. Fatih Bey, 5 hafta kala şampiyonluğun geleceğini düşünüyor muydunuz? Yani sezon başlarken... Göz önüne aldığınız zaman ve şimdi baktığınız zaman nasıl yorumluyorsunuz? Ya sezon başlarken fikstür çekildikten sonra e, Sakarya Spor'la Eyüp Spor, o, bu grubun favorisi konumundaydı. Ve iki hı hı. E, cami arasında çok ciddi bir çekişme olacağını kamuoyu öngörmüştü. Aslında biz de aynı düşüncedeydik. Yani son haftaya kadar e, bu şampiyonluk mücadelesinin sürebileceğini düşünüyorduk. Fakat ilk yarının ikinci haftasında oynadığımız Sakarya deplasmanında bir bir biten bir maç var. Biz ondan sonra şampiyon olacağımıza inandık, biz oluruz şampiyon dedik ve e, ikinci arada da kendi sahamızda bir Sakarya Spor maçı daha oynadık. Yine 1-1 bir bir bitti. Orada da aradaki puan farkının 12 olarak kalmasını sağladık o maçtan sonra. O maçtan sonraki düşüncelerimizde artık şampiyonluk kupasının bir ucunu tuttuk. Bizim elimizde biz bunu bundan sonra vermezsek bunu bizden kimse alamaz inancı bizde vardı. Dolayısıyla e, ligin ikinci yarısından sonra ve devre arası kampındaki heyecanımız başkanımız da geldi. Çok orada keyifli, güzel bir kamp geçirdik. E, orada zaten son haftalara girmeden bütün planları onun üzerine yapmıştık. Yani son 5-6 haftaya rahat girelim. Bak bugün içeride oynayacağımız 3 tane daha müsabakamız var. Bugün başkanımız bir çalışma yaptı zeminle ilgili. E, belki konu gelecek ona da bugün zemini kaldırdık. E, hibritçim yapıyoruz şimdi. Bunu nasıl başardık? Erken şampiyonluğu ilan ederek şimdi başka bir stadyumda kalan maçlarımızı oynayacağız. Dolayısıyla, yani söylediğim gibi devre arası biz bunu planlamıştık. Stad konusuna birazdan geleceğim. Murat başkanım bir sorum var. Özellikle Mistikom 2. liginde bir süper kupa oynanması yönünde federasyona bir talebiniz vardı başkanım. Evet. Bununla ilgili bir geri dönüş oldu mu ve Manisa Spor'un da tavrını da merak ediyorum açıkçası. Şimdi bu konuya girdiğimiz girmeden önce küçük bir nüans ekleyeceğim Fatih'e. Şimdi biz daha erken şampiyon olmak istedik. Hedefimiz bizim 22 Mart doğum günümdü. 24 Sen... Mart'ta şampiyonluğumuzu ilan etmekti. Bana doğum günü hediyesi vereceklerdi. Fakat bir serik maçı yaşadık talihsiz. 82. dakika golü yedikten sonra böyle aramızda iki haftalık bir rötel yaptı. Rötel ve inşallah bunu bir dahaki sefer şampiyon olsak Türkiye'liklerinden birinde daha erkene çeken bir takım olarak tarihe geçmek istiyoruz. Hayallerimizin içinde bu da var. Bu fikri söylediğimizde çok sevgili federasyon başkanımız hemen dedi ki ya neden olmaz süper bir fikir dedi. Yani anlayışla karşıladı ki bu arada federasyona gerçekten teşekkür ediyorum. Bu kadar büyük ben bu ligleri bilmiyordum. Daha önceden bu liglere de çok fazla bir yaşamışlığımız yoktu. Çok zor bir lig buralar. Yani Türkiye'nin her yerinde bir organizasyon düzenliyorsunuz. Türkiye'de binlerce kişiyi yönetmek zorundasınız. Bu e, uzaktan bakıldığında, aa işte çok rahat bir federasyon başkanlığı gibi görünse de gerçekten çok zor bir iş. Türkiye'yi yönetmek çok zor bir iş. Herkes e, aynı çatı altında toplamak, inanın gerçekten zor. Buradan onlara çok teşekkür ediyorum. E, bize çok destekleri oldu, katkıları oldu. Bu fikrimize çok sıcak baktılar. Biz sonra Manisa başkanımızı Mevlüt Bey'i aradık. Ona da şampiyonluğundan dolayı buradan e, kutlarım tekrardan. Ee, i̇yi bir takımlar. İnşallah onları yeneceğiz. Allah Allah. <laughs> ee, o da çok... fikrine katıldı ve e, attığın her imzanın arkasındayım Murat dedi. E, sağ olsun federasyon başkanımız da bu sene... bu iş olacak dedi. Bir süper kupa yapacağız. İyi fikir dedi. E, birlikte... güzel bir maç seyredeceğiz. Ee, kazanan, hak eden kazansın demeyeceğim, biz kazanalım. <laughs> ben de o zaman iyi oynayan kazansın diyeyim başta. Siz öyle Ama iki kulübün tavrının aynı olması evet, güzel bir çok gelişti. güzel. En azından evet. oynanma ihtimalini de arttırıyor. Ya şöyle bakalım, ben oynanmasından yanayım çünkü Federasyon Başkanımız da oynanacak dedi. Bu Türkiye Liglerindeki ikinci ligdeki topçular için bir motivasyon ve mücadele ruhunu aşılayacak ve devam etme. Üst liglere oyuncu verme konusunda buraların daha verimli hale gelmesini sağlayacak. Çünkü ödülle başarı geliyor. Sağ olsunlar bizim futbolcularımız bize bu başarıyı verdi. Biz de onlara ödüllerini verdik. Ama onların ödülleri daha üstlüklerde daha iyi yerlere çıkabilmek ve ben bunun çok faydalı olacağına inanıyorum. İnşallah güzel bir maç olur. Federasyonumuzla beraber tüm Türkiye seyreder ve mutlu olur. İnşallah. Hatta sizin bu konuda da uzun vadeli hedeflerinizde mesela milli takım oyuncu göndermekten bahsetmiştiniz. Bunlar tabii ki ortaya uzun vadeli planlar ama ilerleyen dönemlerde neden olmasın diyorum. Peki şimdi Fatih Bey az önce zeminin değiştiğinden açıkladınız, onu söylediniz. Hibrit çime döndünüz. Genel planları ve hedefler merak ediliyor. Bununla en fikiriz ama biraz stat tesis konusuna da gelmek istiyorum. Sayın Başkan daha önceki bir açıklamasında biraz kara gümrüğün de düştüğü duruma düşmemek için aslında 15 bin kişilik bir stat'tan bahsetmişti. Bununla ilgili şu an ortaya çıkan bir taslak, bir plan var mı, buradan açıklayacağınız? Şimdi bizim kısa, orta ve uzun vadeli üç aşamalı bir planımız var. Kısa vadede şampiyon olmaktı. Bir üst lige çıkıp daha faydalı bir hale getirmekti takımımızı. Bunu yaptık. Şimdi orta vadedeki ana yolumuz, birincisi altyapı, ikincisi stat. Şimdi altyapıdaki en önemli olaylarımızdan biri, bizim altyapılarımız çok kuvvetsiz. Evet Türkiye liglerine dönüp baktığınızda birçok oyuncu var. Altyapından Eyip e, altyapısında oynamış fakat yukarı çıkamamışlar. Bir üst tarafa gidememişler. Bu beni çok üzdü. Onun için biz altyapıya çok büyük bir şekilde destek vereceğiz ve güç katacağız. E, önümüzdeki 5 yıl, orta vade 5 yıldan bahsediyoruz. 5 yıl içinde Eyüp Spor'dan... altyapısından en az 10 kişiyi e, Türkiye'de uluslararası takımlarımızda göreceksiniz. E, 15 yaş olur, 16 olur, 19 olur. A takım seviyesinde olur ama kesinlikle göreceksiniz. Bunun dışındaki stat projemiz ise bizim için çok önemli çünkü... bu statta herkes top oynadı. İnanın bana futbolla ilgilenen işte Sayın Cumhurbaşkanımız... E, dahil olmak üzere futbolun içinden geçmiş... tüm basın mensupları... tüm sporcular eğip de... E, bu stadyumda... bu kokuyu aldılar. Toprak, zeminin... E, kokusunu... E, yağmurda, çamurda, karda aldılar. Burası bence bunu hak ediyor. Buraya güzel bir stat yapmalıyız ki daha önce de stat projeleri vardı. Gerçekten bunu kalbimizden geçen şu 7 gün 24 saat yaşayan bir stat yapabilmek. Bu Türkiye'de hiç olmadı ama herkes düşündü. Biz de bu hayallerimizden biri bunu düşünenlerden biri olaraktan hayalimizi gerçekleştirmek istiyorum. İlk olarak çimi kaldırdık çünkü bir oynayacağımız maçları bu çimle kaldıramazdı. Yeni çimimizle beraber bir üstlükle bunu yapacağız. Fakat ana stat projemiz 2022-2023 yüzüncü yıl Türkiye'sinde. Projemiz tamamen bitmiş olup inşallah kazmasını vurmak istiyoruz. Karagümrük'ün düştüğü durum demeyelim de Karagümrük iyi bir semt. Severiz Karagümrük'te güzel işler yaptılar. Ama takım semtte ise güzel. Evet hatta yayından önce de Fatih Bey ile onu biraz konuşmuştuk. E, Manisa Spor'da şampiyon oldu ama Eyüp Spor olan ilgi 10 kat daha fazla dedi. Açıkçası biraz buradan da herhalde o sen takımının getirdiği kültür, o hava evet. sinerjide çok etkili oluyor. Öyle evet, değil mi? Evet. Fatih anlasın yaşadıklarını. Ya şöyle biz kendimizi en iyi yerde görüyoruz ama Türk futbol kamuoyunun bizi nerede gördüğü daha önemli. Yani biz istiyoruz ki bizi TFF birinci lige veya ileride süper lige Türk futbol kamuoyu bizi oraya yakıştırsın. Nasıl yakıştırırsın? Tesisimizle, taraftarımızla, fair play ruhuyla, futbolcu kalitemizle. O semt kültürü havasına e, Eyüp Spor Türk Futbolu'nda birçok semt takımı var ama bunu e, en iyi şekilde örneğini göstersin istiyoruz Eyüp Spor'la. Yani en büyük hı hı. iddiamız ve hedefimiz bizim bu. Bu da nasıl olur? E, stadımız mevcut yerinde. E, zaten e, tarihi bir lokasyon o Eyüp e, merkez. Evet o stadın etrafındaki 5-6 mahallede oturan insanlar çok tutkulu bir Eyüp Spor taraftarı. Orada biz modern dört tarafı tribünle kaplı kutu gibi bir stadyum yaptığımız zaman o insanlar hiç araçlarına binmeden yürüyerek o mahallelerden ustada inip 10 bin kişilik bir ambiyansı oluşturabilir. Hayalimiz bu. Hedefimiz de bu. Başkanım aynı zamanda bir de salon projeniz var galiba. Bununla ilgili e, detaylar paylaşabilecek misiniz? Tabii. E, Sayın Belediye Başkanımız, Spor Bakanımız da konuşaraktan o sözü almıştı. Hemen arka tarafımızda... sitenin arkasında bir... çok geçmişte benim de oynadığım... Eğip Spor... Eğip da geçmişinden gelen he. bir basketbol kültürü var aslında. Evet, ben de Eğip basketbol oynadım, lisanslı. E, sağ olsun o günkü hocalarım... kulakları çınlasın Ertuğrul Türkay... E, ve sevgili arkadaşlarım. Çok güzel bir salonumuz vardı. Orada... E, hayatımız geçiyordu. Ama şimdi yok. İşte sevgili e, belediye başkanımız sağ olsun, spor bakanımızdan o sözü aldı ve en kısa zamanda o sırada kapalı spor salonunda yapacaklar. İnşallah o da bitecek. Fatih Bey, şimdi size baktığımız zaman aynı zamanda eski bir futbolcusunuz. Ama takımla hep iç içesiniz. Yani antrenmanlara dahi çıktığınız görüntüler var. Hepsini evet. de izledim e, ve şu anda da TFF biniciklisiniz artık. Genel olarak tabii ki yabancı oyuncular muhakkak kadroya katılacaktır. Mesela Tuzla Spor'dan birçok takviye yaptınız. Ama Tuzla birinci Lig'e çıktığı zaman oyuncuların çoğuyla da yolları ayrılmıştı. Yeni sezonda nasıl bir Eyüp Spor izleyeceğiz? Neler vaat ediyorsunuz? Ya Açıkçası şöyle hep vurgu yapıyoruz. Sadece biz hocamız, Zafer hocamızdan futbolcu kardeşlerimiz. Onlara da her mikrofon uzatıldığında bizim hep vurguladığımız bir aile, bir ekip ruhu var. Biz bunu başardık. E tabii bu ailenin başkanı, abisi de başkanımız Sayın Murat Bey. Kendisi de bana o noktada takımla ilgili çok ciddi yetkiler ve sorumluluk verdi. Benim de oradaki hem aile ortamını oluşturmayla hem de takımı bununla beraber disiplin etmem için onlarla 7-24 beraber olmam gerekiyordu. Hı hı. Hem onlara sporla ilgili tecrübelerimi aktarmak hem de hayatla ilgili tecrübelerimizi aktarmak ve onların yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyordu. Ee, bunun ya yani bu enerjiyle çok güzel bir ekip takım ruhunu başardık. Ee, teknik olarak yapılanmaya gelince de çocuklara futbolculara bir motivasyonu sağlarken e, futbolcu kardeşlerimiz e, tuzla da oynayanlar özellikle ya şampiyon yaptık ama bizi gönderdiler dedi. O da başkanımıza biraz şey oldu. E, duygusal olarak etkilendi ondan. Bir gün toplantıda geldi çocuklar dedi bu takımı şampiyon yaparsanız burada kaç futbolcu var? 25. 25'inizde ben burada kalmak istiyorum derseniz buradasınız. Ha, biz teknik olarak değerlendirip belki üzerinize bu takıma 3-5 takviye daha yapabiliriz. <laughs> Nihayetinde bu takımı da üstlükle yaşatmak lazım. Ama ilk hak sizin dedi. Bugün lig bitti. Çocuklar acaba bir aksilik olur mu falan diye söyledi. Dün akşam yemekteydik. Futbolcu kardeşlerimiz, eşleri, aileleriyle beraber. Hiçbir sözümüzden dedi, bir geri adım atmak yok. İlk hak sizin. Bugün şampiyon olduk ama hiç problem yok. Herkes özel hocasını, masörünü tutsun. Kamplar başlayana kadar hazırlansın. Yola devam ediyoruz dedi. E çocuklar da bu samimiyeti e, görünce bize daha fazla inanıyorlar. Bizim için sahada daha fazla şey yapmak istiyorlar. <laughs> bu da başarıyı tetikleyen en önemli unsur oluyor %100 bence. bence. yüz arkalarında yani sözünü tutan bir güç var. Mesela siz onları dediğiniz zaman Yasin'in yüz ifadesini görmek isterdim. Şimdi Afyon, Tuzla, Eyüp, <laughs> tek tek geldi ve hepsinde de bir şampiyonluk yaşadı. Başkanım peki bu sezon yani daha doğrusu gelecek sezon TFF 1. Lig'de Spor'un ilk hedefi ne olacak? Yani ligde tutunmak mı yoksa ilk sezonda bir playoff şampiyonluk gibi bir hedef belirlediniz mi kendinize? Şimdi dediğim gibi orta vade 5 yıldan başlıyor. Biz orta vadeli döneme geçtik şimdi. Orta vadedeki süreci birlikte yaşayacağız. Yani Akışına bıraktık. Futbol biliyorsun bazen... E, sen çok istersin... gelmez. Sen istemezsin, bir bakarsın gelir... istediklerin. Onun için buradaki futbolcu arkadaşlarımıza Fatih'in dediği gibi... E, öncelik vereceğiz ve yolumuza çıkacağız. Ama lig başladığında her şey daha net görünecek. Ve biz transferlerimizi... Haziran'ın... 15'i olmadan bitmiş olacak. Şu ana kadar zaten aldığımız oyuncular var. E, büyük bir çoğunluğu bitti. Son 1-2 rütuşumuz kaldı. O 1-2 rütuşu da yapacağız. Ve Temmuz ayında lige başlarken tam takım başlayacağız. Ben transferi erken bitirmekten yanayım. Hep onun üzerine kurdum hayatımı. Şimdi uzun vadedeki hayal hikayemiz şöyle. Ee, bir gün bir Faik Şetiner ile Hacı'nin bir programı vardı. Spor programı. Ee, tarihi de hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Ya şampiyon olmuştu Galatasaray. Haziran'ın işte 2000, 2000 e, 1999 Haziran'ındaydı herhalde. 4 şampiyonluk serisi. Evet, 4 şampiyonluk serisi. Hacı gülerek şöyle söylemişti. E, neden şampiyon... Avrupa Şampiyonluğu'ndan bahsetmişti. Herkes gülmüştü salonda. Hacı da gözleri dolmuştu o gün söylediğinde. Ben hiç unutmam o günü. E, sonra... işte Galatasaray'ın Avrupa Şampiyonluğu gelmişti. Bizim de bir hayalimiz var. Bu hayalimizi... anlatmak istiyorum. Eğer... gücümüz yeter... Ee, hayat bize o fırsatları sunar ve hayallerimizin peşinden koşmaya devam edebilirsek... Eyüp'ü... Eyüp, Eyüp Sultan'ı tüm İslam alemi bilir. Eyüp Sultan Hazretleri'ni. Eyüp Sporu da... tüm spor camiası olarak Avrupa'da herkesin bileceği bir yere getirebilmek. Biliyorsunuz Londra'da Chelsea bir semt takımıdır. Tottenham bir semt takımıdır. Arsenal... Bunlar... E, İngiltere'nin... Londra şehrinin takımlarıdır. Ben de tutkulu bir Eyüp taraftarlarıyla beraber herkesin bildiği Eyüp Sporu bir semt takımını Avrupa'ya adını Türk futbol adına duyurmak istiyorum. İnşallah başarırım ama bu kolay değil. Bu çok büyük bir hayalimiz. Ben hayallerinin peşinden koşmaya devam eden bir adamım. Bu hayalimi de gerçekleştirirsem spor kamuoyunda mutlu bir şekilde çekilmiş olacağım. Ne mutlu sizin adınıza yani başarmanın yarısı hayal etmektir Başkanım ya bunları söylemeniz de çok değerli hatta zaten bir sonraki sorumda rol model olarak bir kulübü düşünüyor musunuz demiştim ama siz tabii biraz daha rol model olmasa da Chelsea, Arsenal, Tottenham'dan da örnekler verdiniz tabii hepsi Vonderev sahipliğinde evet. peki Başkanım Adnan Polat'la birlikte çalıştınız Galatasaray'da Türk futbolunun en iyi başkanlarından birisi olarak tanımlıyorsunuz evet. onu keza Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koçu da Türk futbolu yaptıklarını ileride daha iyi anlayacak demiştiniz. Evet. Sizin Murat Özko'ya olarak genel olarak Galatasaray'dan size bir telkin, bir istek gelse yönetim bazında. Düşünceniz, tavrınız ne olur? Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi bu Zor bir soru oldu. Arkadaşlar bazen bu soruyu soruyorlar ama. şimdi ben Galatasaray'dayım her şeyden evvel. Yani hayat hikayemin başlangıç noktası Eyüp'te Akarçişme'de olduk ama hı hı. futbol dediğiniz zaman rahmetli dayım bizi 3 yaşında e, Stadında maça götürmeye başlamış. İşte 9-2'lik Galatasaray Adana Demirspor maçıyla da Adana Demirspor'du ya da Adana Spor'du yanlış hatırlamıyorum. O maçla benim yalnız maçlara gitme dünyam başlamıştı. O günden beri ben Galatasaray maçlarını hiç kaçırmadım. İçeride, dışarıda, uluslararası alanda. Hele 2001'den sonra 2016 2017'ye kadar da takımla beraber e, her yere gittim. Futbolu çok iyi, çok yaşadım ve o yaşadığım tecrübelerden aldığım konularla burada Eyüp'te e, rol model diyorsanız, bunlar bir rol model. Yaşadıklarımız, o şehirlerde gördüklerimiz, o şehirlerde aldığımız e, tepki ve sevgileri buraya taşıdık. E, burada da tüm gücümüzü işte buraya aktarıp Fatih ile beraber takımı buralara kadar getirdik. Ben e, ee, rol model dediğiniz zaman hayatın içinde tarihi unutmamak diye bir şey vardır ve tarih tekerrürden ibarettir. Onun için tarihe bakarız, kötüleri ders alırız, iyilere bakar, yol alırız. E, ee, rol model her zaman herkes bizim için rol modeldir. Ee, Sayın Ali Koç da rol modeldir. Sayın Adnan Polat da rol modeldir. Galatasaray Kulübü benim için bir rol modeldir. E, ee, Galatasaray taraftarlığı bir rol modeldir. Bunların hepsini kendimden sonra gelen nesillere aktarabilmek benim görevimdir. Kendi taraftarımın da önümüzdeki sene Eyüp Sultanlı gençlerin ve çocukların, Eyüp Sporlu çocukların... ...önümüzdeki sene Fair Play ödülünü alacaklarına canı gönülden inanıyorum ve buradan lanse ediyorum. Önümüzdeki sene biz Eyüp Spor olarak ne yaparız bilmiyorum ama... ...taraftarımın ne yapacağını biliyorum. Fair Play ödülünü onlar alacak... İnşallah başkanım. Kapanışta şöyle yapalım o zaman. Taraftarın en çok merak ettiği konuyla, transferle aslında açıkladınız Haziran 15'e kadar bitireceğiz diye ama e, hala böyle içeride kalan büyük bir hedef var mı acaba? Gözünüze kestirdiğiniz bir iki isim e, var mıdır yeni sezon için? Buradan hem Fatih Bey'e yönelteyim de size. Hem de size. <laughs> Bana dersiniz ben Luka Modric'i almak isterim. <gülüyor> <gülüyor> Hep hayalimdeki futbolcu. Ee, Biraz yaşlandı ama. O hiç fark etmez. 37, 38, 40 e, bizim için Gerçi her yerde... da bayağı iyi oynamıştı. Ya yani, maçı da öyleydi kezden. İnanılmaz bir futbolcuydu ki e, işte benim hayallerim böyle hep başka bir noktada geliyor. Biz gerçek, siz ne dersiniz? gerçek hayalleri olan, gerçek doğrular üzerine kurulu. Yani e, şampiyonluğu ilan ettikten sonra e, gelen mesajların yarısı tebrikti, yarısı da menajerlerin oyuncu önermesiydi. <gülüyor> <gülüyor> Aşağı yukarı öyle tahmin ediyorum. Şu an 300'ün üzerinde oyuncu öneriliyor. Ama bizim başkanımız ve hocamız Zafer Turan'la, parantezde Zafer hocamı açacağım e, izninizle. E, izleyerek ve canlı e, gördüğümüz, bildiğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Ee, kasetten veya canlıda en az 3 maç izledikten sonra karar vermek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Geçtiğimiz yıl 25 kişilik kadroyu kurarken sıfır hatayla hem devre arası yaptığımız takviyeler hem sezon başı herkesten faydalandık. Bir tane yanlış transferimiz yoktu. Biz yine aynı şekilde istişare ederek, oyuncular yerinde izleyerek, oyuncuların üzerinde düşünerek, tartışarak transfer politikasını devam ettireceğiz ama şu an netleşmiş bir tane bile isim yok bekleyip göreceğiz. Buradan da bu vesileyle Zafer Turan Hoca'ya da tebriklerimizi iletelim. Başkanım çok teşekkür ederiz. Fatih Bey siz de Sağ sağlık, ederim. son bilgileri ve e-sporla ilgili birçok şeyi bizimle paylaştınız. Tekrardan çok teşekkür, teşekkür ederiz. Şimdiden de yeni sezonda başarılar diliyorum size. İnşallah. Güzel işler yaparız. Evet Murat Özko'ya ve Fatih Kulaksız'da olan söyleşimizin sonuna geldik. Başka bir yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.